Şimdi sendikalar meclisi ziyaret etmişler. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP ve DEM Parti grubunu ziyaret etmiş. Atalay diyor ki ana problemlerimizden biri vergi. Ocak ayında aldığımız, Aralık ayında almıyoruz. 2 ay kazandığımız vergiye gidiyor. Bu konuda taleplerini söylemişti. Şöyle bir şey demiş Atalay. Asgari ücrete zam gelmiyor ama enflasyon devam ediyor. Demek ki enflasyonun sebebi asgari ücret değilmiş diye bir değerlendirme yapmış. Hala da söylüyoruz zaten. Yani bu düzeyde incelmemesi lazım diye. Bunun bu şekilde sendikaların da eklenmiş olması güzel. Yani bu tartışma nereden çıktı dersen ta yılın başından beri bu konu konuşuluyordu. Bir şekilde yani bu konuda yani hazine özellikle direndi ve bir şekilde asgari ücrete zam yapmasını kısmen engellemiş oldu. Ama görünen o ki yani sendikalar da bu fikirdeyse eğer umarım hani kamuoyu da bu şekilde destek vererek bu konuyla ilgili adım atılır. Yani sendikadan beklediğimiz de bu zaten. Yani çalışanların refahını koruması. Doğru. Dolayısıyla burada 2 tane konu var. Bir tanesi vergi. Vergi sadece asgari ücretten vergi almıyoruz belki ama hemen üstündeki tüm vergi dilimlerinde girdiği için çalışanlar. 2 tane konumuz var. Bir tanesi bu, bir tanesi de bu. Bu 2 konuyu da umarım yani dirayetli şekilde savunurlar. Şimdi DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu da diyor ki ücretleri baskılayarak enflasyonu düşüreceğim iddiasında bir zihniyetle milyonlar açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Bu politikalardan vazgeçilmeli. Asgari ücrette neredeyiz diye seninle konuştuk. Asgari ücretin geçmiş yıllara göre artışını konuşuyoruz. Ama aslında dünyada da artıyor. Geçmişten bugüne yaklaşık bir 20 yılda %200 artış vardı. Evet. Ama başka ülkelere geçen hafta baktık seninle. %400, 500, 700 artanlar da var. Tabii. Öyle bakınca biraz daha iyi anlıyoruz. Evet. Şimdi bir grafiğimiz var. Evet. Sen istersen anlat. Bu çalışma saatleri üzerinden Avrupa'da neredeyiz? Ya bunu aslında yani yine bizim yani sosyal güvenlik yazarı arkadaşımız Ahmet Kıvanç hazırladı bu tabloyu. Bu tabloyu niye hazırladık aslında onu söyleyelim. Yani bu tablonun hazırlanmanın amacı biliyorsun işte dünyasını diyor ki yani asgari ücret çok yüksek. Biz işte burada rekabet edemiyoruz. Dolayısıyla işte burada hani pahalı kalıyoruz vesaire söylemleri var biliyorsun. Dolayısıyla o yüzden de zaten 2 argüman var. 1 çok pahalı. 2 yok işte enflasyonu arttırıyor. 2 argüman bir tanesi bu. Doğru. Şimdi burada biz neredeyiz diye baktığımızda yani 1 saatlik Türkiye'de insanlar 45 saat ortalama haftalık çalışıyorlar. Avrupa'da bu 37-35 saatler civarında. Yani biz her bir Avrupalı'dan 10 saat daha fazla çalışıyoruz. Haftada daha fazla yıpranıyoruz. Doğru. Onu söyleyelim, ekleyelim. Bu da resmi saatlere göre diyorsun. Tabii resmi yani. Bir de akşam bir çok sektörde kaldı, fazla mesaisi verildi verilmedi. Bunlar hariç. Evet. Yani bazı sektörlerde çok böyle ciddi manada suistimaller var. Var. Burada biz Hollanda saatine 16, Hollanda bir asgari ücret çalışan 16 euro alırken 16.88. 17 neredeyse. 17 euro neredeyse alırken biz 3 euro cebimize koyabiliyoruz. Bu rakamlar brüt tutarlar üzerine hesaplanmış rakamlar ve şöyle ekleyelim. Yılbaşındaki dolar kuruna göre yani hatırlarsan yılın başında denmişti 17 bin liranın karşılığı gelen 17 binin brüt rakamının karşılığına gelen tutarın saatlik hesabı bu. Evet. Yani oysa ki nereden baksan bir 70-80 euro eridi o para. Yani şu an yılbaşından bu yana döviz bazında eridi zaten. Yani şu an bu rakam değil. Şu an 3 euronun da altında bir rakam kazanıyoruz biz. Hatta ben kabaca bir hesapladım. 2 euro 60 cent aslında şu anki rakam. Yani Ocak'taki rakama göre düştü aslında ama biz o merkezle ortak karşılaştırma yaptığımız için bunu koymak zorundayız. Bulgaristan 2.97 euro bizim altımızda gibi görünüyor. Ama emin olun ki biz onun altına indik. Yani bu bölgede Avrupa'da ve biz de bunun içinde kendimizi sayıyoruz bir parça. En düşük asgari ücret, saat ücret Türkiye'ye ait. Yunanistan'ı görüyorsunuz 5.92. 2 katı. Neredeyse 2 katı. Dolayısıyla bu tablo içerisinde biz yani eğer sanayi ise, buralarda üretimse biz bunların neredeyse yarısı kadar ücret ödüyoruz çalışanımıza. O nedenle rekabet avantaj açısından bakılırsa biz avantajlıyız. Yani belli bir kesim iş dünyasının söylediği üzere pahalı değiliz. Evet. Dolayısıyla bizi ancak Mısır'la, Tunus'la, Fas'la karşılaştıracaklarsa pahalı olabiliriz. Biz de ligimizi biraz belirlemeliyiz değil mi? Yani, gelişiyorsak iddiamız varsa değil mi? Afrika mıyız, Avrupa mıyız karar verelim yani bir zahmet. Yani Orta Doğu muyuz, Afrika mıyız, Avrupa'ya mı örnek alacağız? Yani kişi başı gelirimiz bizim arttı, bu konuda artık başka bir kategorideyiz diyorsa bizim çalışma standartlarımız da orada yer alalım. Karar verelim yani Avrupa'da mı olacağız, Afrika'da mı olacağız ona karar verelim. İş dünyamızda bunu böyle baksın çünkü gelişmişlik böyle bir. Siz çalışanınızı fakirliğe mahkum ederseniz sonrasında
siz de fakir olmak. Yani bütün kalkınmamızı ucuz iş gücü üzerinden inşa etmemeliyiz. Yok. Evet. Yani bu onun çok güzel bir tablosu. İlgilenenler Habertürk'e baksınlar. Listeyi görsünler. Nerede ne fiyat var görsünler.